Perez Duvalde Hanım bizi bulamayınca endişesinden ağlamaya başladı. Biz de onun ağlamasına dayanamayıp çıktık ortaya. Saklanma fikri kimden çıktı peki? Benden. Yine bir yaramazlık yapıp Perez Duvalde Hanım kızar diye saklanmıştım. Tabii hünkârımız da benimle birlikte saklandı. Aslında Cemile Sultan benim yerimi sakın söyleme deyince ben de yalan söylememek için mecbur kaldım saklanmaya. Az kahrınızı çekmemiş Perez Duvalde Hanım. Evet. Annelere çocukları asla kahır gelmez. Peki benim yaptığım yaramazlıklar? Siz de yaramazlıklarınızı böyle tatlı hikayeler olarak ileride anlatırsınız inşallah şehzadem. Bunu sizin için yaptım. Benim için mi? Şehzadem çok güzel yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Buna baktıkça beni hatırlarsınız. Anneciğim. Oğlum. Çok teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim. Nurettin Efendi ne vakittir annesine bir hediye yapmak istiyordu. Bu sebeple abisiyle ve benimle birlikte marangozhanede çalıştı. Teşekkür ederim şehzadem. Çok güzel bir hediye yapmışsınız. Lakin eğer siz bu hediyeyi yapmasaydınız da ben sizi unutmazdım. Ben hasta yatarken başımda nasıl beklediğinizi, benimle nasıl alakadar olduğunuzu hiç unutmayacağım. İleride hep çocuklarıma anlatacağım anneciğim. Teşekkür ederim oğlum.